Meraklıca ekranlarından herkese selamlar. Bishops and Where to Find Them etkinliği artık başladı. Bu etkinlik menüsünden siz de buraya gelerek etkinliğin olduğu yeri görebilirsiniz. Liyue Harbor'daki Adventurers Guild Catherine'e gelmeniz gerekiyor ilk etapta. Catherine'le bir konuşuyorsunuz, aranızda sadece bir diyalog geçiyor. O diyaloğu tamamladıktan sonra Catherine sizi bu menüye yönlendiriyor. Bu normal expeditionlarımız, biliyorsunuz günlük araştırma görevlerimiz var. Bu da etkinlik. 7 gün sürecek etkinlik. Günde 4 göreve gönderebiliyoruz karakterlerimizi ve aynı zamanda arkadaşlarımızın listesindeki karakterleri de gönderebiliyoruz görevlere. Gördüğünüz gibi 3 kalite görev var burada. S, B, A. S en iyi, B en dandik, A ise orta seviye. S'de gördüğünüz gibi 20 primocam alıyoruz. A'de 15 ve B'de 10 primocam alıyoruz. Yanında bir de bonus ödül var. Şimdi onu açıklayacağım. Her göreve şöyle girebiliyor muyum tekrar içine bilmiyorum. Hayır, giremiyorum. Her göreve iki karakterinizi en az göndermeniz gerekiyor. Sağ üst köşeye bakarsanız Investigation Party diyor orada. Her görevin elementleri, bir tanesini iptal edeyim olmazsa. Şunu iptal edeyim, tekrar göstereyim size. Mesela S rank görevlerine mutlaka gönderiyorsunuz. Zaten bir tane veriyor, her gün bir tane verecek anladığım kadarıyla. En kalitesi bu olduğu için en iyisinden en kötüsüne doğru paylaştırabilirsiniz. A'leri de, A'lara da mutlaka gönderiyorsunuz. Şimdi buraya giriyorsunuz. Burada karakter seçme ekranı karşınıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi belirli elementler var ihtiyaç duyulan görev için. Electro, Cryo ve Geo elementlerine ihtiyaç duyuluyor. Burada siz kendi istediğiniz karakterleri yerleştiriyorsunuz. Mesela ben Geo olarak bunu koydum. Bir tane de Electro koyalım. Mesela Electro. Bunu koydum. %100 diyor zaten. Bonus Reward Chance. Yani o yandaki bonus ödülü var ya, 20.000 mora verecek. Onu alabilmeniz için oradaki yüzdelik oranı doldurmanız gerekiyor. Buradan arkadaşlarınızın karakterlerini de seçebiliyorsunuz. Mesela ne eksik şu an? Geo koyduk, Electro koyduk, Cryo eksik. Bir tane Cryo karakter koyarsak arkadaşımızdan. Mesela bu. Koyduğumuz takdirde okey, sıkıntı yok. Yani koymadan da gönderebiliyorsunuz. %100'ü tamamlıyorsanız, mesela kaldıralım onu. Şu an %100 diyor zaten. %100'ü tamamladığımız için gönderip ödülü alabiliyoruz. Ama mesela şunu kaldırayım. Şunu da kaldırayım. Bir tane yine bunu koyalım. Cryo var mı? Cryo'muz yok. Yok, var. Bunu koy. Yine %100 oluyor. Yani %100 olmasa bile demek istediğim o. Buradan bir tane arkadaşınızın karakterini seçiyorsunuz. Ne seçtik? Biz Electro kaldı. Bir tane Electro seçelim. Arkadaşınızın karakterini de seçerek buradan gönderebiliyorsunuz. Bu şekilde. Begin Investigation diyorsunuz. Başlıyor. B'ler 8 saat sürüyor. A'lar 10 saat sürüyor. S'ler 12 saat sürüyor. Evet, etkinliğimiz 7 gün boyunca devam ediyor olacak. Bu 7 gün süresince Adventurers Guild'daki Catherine'e geleceğiz ve 8 görev arasından 4 göreve karakterlerimizi göndererek ödülleri toplayabiliyor olacağız. Katılım için Adventure Rank 20 ve üzeri olmanız gerekiyor ve buradaki Catherine, Liyue Harbor'daki Catherine'le bir diyalog geçirmeniz gerekiyor. Yani öyle görev değil, gelip konuşuyorsunuz sadece. Ondan sonra hemen etkinlik aktif hale geliyor zaten. Etkinlikte ilerledikçe On the Hunt diye bir bölüm açılacakmış. Orada da yine tamamladıkça, ilerledikçe ödüllerimizi alıyor olacakmışız. Etkinlik bu kadar, gayet basit. 7 gün boyunca siz de etkinlikte yer alın. Görevlere karakterlerinizi gönderin ve primojemleri ve morayı ve yetenek kitaplarını, silah geliştirme materyallerini almayı ihmal etmeyin derim. Şimdilik benden bu kadar. Kısa bir video oldu. Bilgilendirmek istedim sadece sizleri. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize o zamana kadar iyi bakın. Hoşçakalın.